Ankara'da bundan 5 yıl önce meydana gelen bombalı saldırıda şehit olan sivil memur Ayşegül Pürnek, şehadetinin 5. yılında mezarı başında anıldı. Ankara'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda sivil memur olarak çalışan 32 yaşındaki Ayşegül Pürnek, 17 Şubat 2016 tarihinde gerçekleşen bombalı saldırıda şehit olmuştu. Anma töreni, şehit Ayşegül Pürnek'in mezarının bulunduğu Kartal Şehitliği'nde gerçekleşti. Törene şehit Pürnek'in yakınları ve sevenleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askerler, kolluk kuvvetleri ve vatandaşlar katıldı. Anma töreninde Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılıp mevlit okundu. Ardından şehit Ayşegül Pürnek'e ve tüm şehitlere dua edildi. Kayseri Şehit ve Gazi Yakınları Derneği Başkanı Ali Yavuz, bugünün anlamına dikkat çekerek şunları söyledi. 17 Şubat 2016 yılında Ankara'da askeri servise canlı bomba saldırı sonucu 28 tane sivil memurumuz şehit olmuştu. 61 sivil memurumuz da yaralanmıştı. Şehitlerimize buradan bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralı olan, tedavi gören memurlarımıza da Rabbim şifalarını versin. Biz şehit ailelere ve gaziler olarak şehitlerimizin her zaman yanındayız. Unutturmamak adına yine burada 17 Şubat'ta şehidimizin seniyesi yıl dönümünde mezarı başında dualarla andık. Bizim şehit aileler ve gaziler olarak, dernek olarak şehit annelerimizin, babalarımızın her zaman yanındayız. Desteklerimizi ve onların arkasında olduklarımızı hissettirmek amacıyla her zaman onların yanındayız. Şehitlerimiz bu vatan için, bu millet için şehit oldular. Yine işte askerlerimiz yurt içinde ve yurt dışı birçok bölgede terörle de mücadele ediyor. Biz burada rahat yaşayabiliyorsak, göklerde bayrağımız rahat dalgalanıyorsa şehitlerimizin sayesinde, şehitlerimize sahip çıkmak, şehitlerimizi unutturmamak adına şehitlerimize sahip çıkılmasını istiyoruz. Bugün yine vatan sevgisi yürüyüşü adı altında Erciyes Dağı'nda 11. sınıf ve 12. sınıf öğrencilerimize bir arada şehitlerimiz adına yürüyüş yapıldı. Gençlerimize şehitlik, vatan sevgisini aşılamak, bu vatanın kolay kazanılmadığını, nasıl üstünde rahat yaşayabiliyorsak şehitlerimizin sayesinde olduğunu onlara anlatabilmek için dernek olarak elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Burada bir kez de şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Kederli ailelerine, yakınlarına sabırlar diliyoruz. Şehit Ayşegül Pürnek'in annesi Gülay Pürnek ise şunları söyledi. Şehidimiz Ayşegül Pürnek'in bu sene seneyi devriyesi 5 yıl bitti, 6. yıla döndü işte. Çok üzgünüz ama çok da mutluyum böyle bir evladın annesi olduğum için. İçim acıyor, çok üzgünüm ama çok da gurur verici. Allah Rabbim mekanı cennet olsun. İçimiz acıyor ama bunun ifadesi yok. Sözün bittiği yer. Ben şehitlerimizin seçilmiş insanlar olduğuna inanıyorum. Rabbim herkesi şehit yapmıyor. Onlar seçilmiş insanlar. Ruhları şad olsun. Ama bu annelerin, babaların içleri acıyor. Bu ömür boyu bizle beraber gidecek. Her gün bir adım daha onlara yaklaşıyoruz. Vatan sağ olsun diyorum. 17 Şubat 2016 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Devlet Mahallesi'nde 5 askeri servis aracının yanında bombalı araç infilak ettirildi. Düzenlenen saldırı sonucu aralarında askerlerin, sivil memurların ve sivil vatandaşların bulunduğu 28 kişi hayatını kaybederken 61 kişi ise yaralanmıştı. Patlamanın gerçekleştiği yer Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Genelkurmay Başkanlığı yakınlarında bulunuyordu.